Efendim, Karalama Defteri'nin bugünkü konuğu Gülper Refiğ, müzisyen, öğretim üyesi. Konuşacağımız konu da Halit Refiğ kitabı. Hoş geldin Gülper Refiğ. Çok teşekkür ederim Doğan Hızlan. Şimdi bir Halit Refiğ ile tanışmadan başlayalım. Çünkü kitap onun üzerine kuruluyor benim için. Almanya'dan iyi bir piyanist olarak geldin ve Mustafa Aoğlu ile Rüyam Hoca'nın yalısına gittin. O gecede evet, oradaydı. Halit Refiğ'i tanıştık ve hayatımız değişti o andan itibaren. Şimdi her genç kızın hayalleri, rüyaları vardır. Yani bir şeyler düşün, işte beyaz atlı prensleri vardır bir şekilde. Ama benim beyaz atlı prensim de şöyle söyleyeyim Doğan Hızlan. Her zaman ya bir sinemaya gittiğim zaman, yani hep hani Hamburg'da yaşadığım hayal kırıklıkları, bir operaya gittiğim zaman, bir konsere gittiğimiz zaman böyle öyle şeyler konuşalım ki benim bile anlamadığım şeyleri bana söylesin. Ben öyle bir beyaz atlı prens arıyordum. Yani bu tabii herkesin kendine göre arayışları, hayalleri var. Tabii bu bir görüşte anlaşılmıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Orada o akşam böyle bir hem beni bir supret, yani oyuncu namzedi olarak tanıştırmışlar. Biraz canım sıkıldı. Hatta yemeğe kalmadım. Yemeğe çünkü emrivaki yapmışlar. Halit'cim de onu biliyormuş. Rüya ile Mustafa. Halbuki bana böyle seni bir arkadaşımızla tanıştıracağız falan diye. Yemeğe de kalmadım. Fakat ben ayrılmadan önce Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanı için öyle bir özet, öyle bir analitik bir cümle kurdu ki Doğan Hızlan. Ben çarpıldım fakat artık da kalkmıştım. Kalkmıştım, öyle bir işte kendini beğenmiş, yurt dışından okumuş gelmiş, eli yüzü düzgün genç kız havalarında. Fakat gidiyorum da, hem de çok kıskandım onları. Şimdi bunlar neler konuşacaklar diye. Fakat o kadar tuhaf böyle öngörüleri vardı ki böyle çok görmediğini görür, duymadığını duyar. Hemen kartını çıkardı. Ben gidiyorum. Sizinle dedi, siz Nihal değilsiniz ama dedi, Nihal rolünü demişler. Nihal değilsiniz ama dedi, piyano müzikleri sizden, piyano demedi. Müzikleri sizden beraber çalışabiliriz dedi. Kartını verdi. Ondan sonra tabii bu, şimdi ben Hamburg'dan gelmişim, ne yapacağım? Gazete yazarı mı olacağım, piyanist mi olacağım? Yani bir geleceğinize karar vereceksiniz. Birdenbire Halit Refiğ'in, yani o kadar çok tanımıyordum Allah için ben. Zaman içinde tanıdım eşimi, canım Halitçiğimi. Ama böyle bir kararsızlık içinde bir filmin müziklerinde çalışmak da gayet böyle çok hoş, hoş bir teklifti. Ve hayatımda ilk defa onu bana yaptırdı, öyle bir adamdı o. Onu aradım. Onu aradım, o kartı verdi. O telefona elim kaç defa gitti geldi. Ondan sonra her şey onun dediği gibi oluyordu ama sonunda haklı olduğunu anlıyordum. Sonunda benden çok daha akıllıydı çünkü. Zaten ne diyor? Kitabın kapağında ne diyor? Ben aşkı doğuda tanıdım, batıda ölümü gördüm diyor. Evet. Evet, geliyor ama bunun üzerinden de hemen nikah meselesi başlıyor. Evet, böyle yıldırım hızıyla çünkü... Geliyorsun orada birdenbire... Evet, bir gün böyle sete geldim. İşte aşağı yukarı tanıştık. İşte Lütfü Akad'ın bir filminin Yeni Emek Sineması'nda bir işte galasına gittik. Konsere gitmedik ama evine gittiğim zaman o olağanüstü müzik zevkini ve bilgisini hayretler içinde kalıyordum. Çünkü hep TRT3 açıktı işte. Bartok, Schubert, Stravinsky, yani inanılır gibi değil. Hadi gel derdi mesela, işte çalışıyoruz sözüm ona. Meğersem beni koşturuyor, çalışıyor. O beni tanımak istiyor. Kendisi müziklere çoktan karar vermiş. İnanılmaz bir müzik bilgisi vardı. Hadi radyoda gel bakalım, gel seninle. Ben de rahmetli anıyorum çünkü bir Mozart sever olarak o. Don Giovanni. Don Giovanni. Üvertürü hayatında. Ama çok gerçek. Ben ona dinlettim. Sonra dinlettim. Hiçbir şey artık duymadığı, farkında olmadığı zamanlardı. Gene de ama demiş zaman, Aslan Mozart dedi. Aslan Mozart dedi, evet. Aslan Mozart dedi. Evet, o sırada bir adam geliyor. Ha, sete, evet. İşte bir gün sete gittim, işte aşağı yukarı tanışalı 1,5 ay falan olmuş böyle. Sette şey vardı, Şenel. Gülper abla dedi, bir nüfus kağıdı 3 resim. Durup dururken böyle. Ben yukarı bana, hem de bunu bana yapıyor. Yukarı baktım, Çolpan Müjde yoktu. Çolpan'dan birisi daha vardı yanında. O Cemil Mahyeş yalısının galerisinden aşağı doğru bakıyorlar, benim reaksiyonum ne olacak diye. Hemen yıldırım hızıyla kaçtılar, çünkü ben öyle bir hiddetle, hışımla herhalde yukarı baktım. Bu da evlenme teklifi. Tabii çok sonra anlıyorum Doğan Hızlan. Yani hiç kimseden hiçbir şey istemediği için hayatında, hiç her şeyi çok onur, çok fazla onur, çok fazla onur. 30'u geçti eviniz, 34 yıl mı ne oldu? 35. 35. 35 yıl. Yani işte sonra gittik, işte Markiz'e gittik. Dedim bana bir evlenme teklifi bile et. Yavrucuğum dedi, ben dedi hayatımın dedi en zor işini yapıyorum. Çünkü ilk defa hayatında hiçbir ticari kaygı gütmeden istediği gibi film yapacak. Çok zor, hayatımın en zor işini yapıyorum. Hiç dedi yani böyle uğraşacak halim yok. O zaman peki bu iş buraya. Dedim bir evlenme teklifi işte ettim ya. O evlen. Gülper abla bir nüfus kağıdı. Ama sonra şey dedi. Beni sonra seversin dedi. Ki öyle oldu. Ki öyle oldu. Ki öyle oldu. İyi ki de aslında öyle oldu. Aslında Halit Refiğ de enteresan. Buraya geldi, Sinan Meyazoğlu, Metin Toker yazı yazdırıyor ona. Evet. Ve ondan sonra talip oluyor herkes. Aslında yani Doğan kardeşe verdiği bir reportajı var, 21 yaşında. Hani o Doğan kardeşin küçük çocuklar bunlar, İdil Bred falan şiirler miyirler yazıyorlar. Benim canım Halit'cim de yazmış. Sonra onlara işte Doğan kardeşin 10. veya 20. yılında, belki 10. yılında işte küçük reportajlar yapıyorlar. Niye yönetmen oldunuz diyorlar. Niye sinemayı seçtiniz? Ben diyor toplumumla düşüncelerimi paylaşmak için çok güçlü bir arzu duyuyorum diyor. Yani aslında bir düşünce adamı. Tabii. Ama bunu da bir medya olması lazım. Yani bir iletişim. Herhalde. Değil mi? Yani şimdi Türkiye'de sen bunun nasıl olacak? Yani Türkiye'de değil ki, her yerde böyle. Şüphesiz. Düşünce adamı nasıl ulaşacaksın? O zaman böyle sosyal medya yok, YouTube yok, bir şeyler yok. Hiç tek sinema gerçekten. Ama sinema evet çok şey, geniş tek, bir alana hitap ediyor, evet. Şimdi aslında birçok filmi Türk sinema tarihine damgasını vurmuş bir yönetmen. Ama 3 tanesi gerçekten onun adını buraya altın harflerle yazdırmış. Aşk-ı Memnu dizisi. Ondan sonra efendim Kemal Tahir Yorgun Savaşçı ve Karılar Koğuşu. Kemal Tahir'in ki eserini şey yapıyor. Enteresandır. Yorgun Savaşçı için yazdığım yazı üzerine Kemal Tahir de beni aramıştır. Vay vay. Ondan sonra vay ne tesah ya. Evet. Ah ya Rabbi. Burada tabii anlattığın şeylerin enteresanlığı şu. Yani Kemal Tahir'in eserlerinden sinema uyarlıyor ama Kemal Tahir'i de bazı yerlerde değiştiriyor. Evet, aslında ilk filminden itibaren diyelim ki işte Yasakaş, Muazzez Tahsin'in bir romanından, tabii yaparım, kabul ederim diyor. Ama diyor şu değişiklikler, o değişiklikler de genelde arka taraftaki tarihi gerçek olacak. Tabii. Gerçek. Bir tarihi arka plan ve sosyolojik bir arka plan. Yani bir gerçeğe değinecek. O ilk filminden itibaren Aşk-ı Memnu'da da vardır. Tabii. Bazı konuşmalarda, bazı diyaloglarda vardır. Kemal Tahir'de de var. Yani Yorgun Savaşçı'da da vardır. Karılar Koğuşu. Ama onları hiç bencil olmadığı için hiç ego sıfır. İşte Doğan Hızlan çok yakından bilir. Hiç ego sıfır. İyi ki de öyleydi. O yüzden biz çok mutlu yaşadık. Hayatta hiçbir beklentisi yoktu. Ama onları ilave ettiği zaman, mesela şöyle bir örnek vereyim. O gurbet kuşları meselesi vardır. Hala Orhan Kemal'in değil, Orhan Kemal'in o kitabının ismi Gurbet Kuşları. Evet, o ismi alıyor. Orhan abi alabilir miyim diyor. Evet, Orhan Kemal. Evet. Bu biraz burjuva çocuğu olduğu için işte Boğaz'da, Nişantaşı'nda filan o halk dilini bilmiyor. Yani sokak dilini bilmediği için Orhan Kemal de o konularda çok usta. Ona diyalogları yazdırıyor işte annenin, babanın, özellikle o şoför kardeşin. Çok. Müthiş, olağanüstüdür yani Orhan Kemal'in ustalığı. Ya, bu önemli yani. Evet. O başka bir dil, başka o bir dili dil alıyor değil mi? Yani ben her şeyi yaparım bilirim değil mi? Hayır. Diyelim ki işte Kurtar Beni de Mustafa Kutlu vaazları yazıyor. Hanım filminde Neziha Hanım Sufizmi bildiği için kendisi de galiba Sufiydi. Evet. Neziha Hanım'a işte o Poyraz babayla olan Sufi o diyalogları falan yazdırırdı ama o diyaloglarla kalmaz. İşte o, iyi ki de öyle mütevazi. Şimdi yine kızıyordur bana. Senaryo derdi böyle. İkisine de senaryo yani. Şey olsun, kardeş payı onların hiçbir hakkını yemeyeyim ama diye. Bir şey söyleyeyim mi? Alçak gönüllük bu. Evet, evet. Bak gittiğinde değil mi? Bunca iyi film olması Nicholas Ray'i görüyor. Amerikan şeysinde. O zavallı yoksul halini. Başka bir şey yani. Bak, tabii Kemal Tahir'le Metin Erkan ne demişti biliyor musunuz bana? demiştir Ahmet'e. Kemal Tahir benden çok Halit Refiğ'in filmlerini sever. En sevdiği yönetmen oydu dedi bana. Halbuki benim canım da Halit'çim de tam tersini şeyde bir kitabında bir röportajında söylemiştir. Yani Kemal Tahir'le şimdi bu Marksist falan değil. Tabii. Bu burjuva çocuğu çünkü tabii bakıyor. İşte fabrikaları falan var. Babasına bakıyor, amcalarına bakıyor. Bunlar işçilerinden çok büyük farklı bir hayat yaşamıyorlar. Neticede bütün ailenin kullandığı ama bir... Öyle. Evet, o tarihlerde... Zaman öyle, o tarih böyle. O tarihlerde öyle. Aa. Onlar da mütevazi bir işte akşamları belki bunların bir ahçıları var. İşte o kadar Nişantaşı'nda yaşıyorlar apartmanda. Evet. O belki daha mütevazi bir evde yaşıyor. Onun için böyle Marksist falan değildi. Hatta şeye yakındı. Yani diyelim ki eğer bir düşünce hakim bir düşünce ona rehberlik edecekse daha çok böyle o Anadolu Yunus Emre tasavvufu filan. Şüphesiz. Onlardan. Gerçek Sufilik o ama yani. Anadolu, evet. Anadolu'daki. Zaten Anadolu içinde sonra ileride ne söylediğinde buradan yansıtacağız. Yansıtacağız. Evet var. Şimdi aslında tabii şey var. Başka bir yanı var. Şimdi ön sözdeki kitaba gelelim ve ön sözdeki ilk cümlenle başlayalım. Bu kitabı yazmak benim tarihe karşı bir borcum, bir görevimdi. Çetin şartlarda süren bir hayatı paylaşmak acılara rağmen, katlanan yokluğunlara rağmen benim için muhteşemdi. Evet. Aslında tabii sen de bir eş olarak müthiş bir sınav veriyorsun. Halit Refiğ ile geçinmek zor mu? Kolay mı? Hayır, kolay değil. Bir de o hayatı çünkü şöyle söyleyeyim, bir dava adamı. Tabii. Bir dava adamı onurlu bir ülkede onurlu bir birey olarak yaşamak istiyor. Onurlu bir vatandaş olarak. Onurlu, hiç kimse bana karışmasın. Zaten küçüklüğünden itibaren öyle. Annesi öyle derdi. Bu hiçbir zaman çocuk olmadı derdi. Böyle 3 yaşında falan ansiklopediler falan okuyor o yaşta. Böyle gelme, hoş geldiniz. Tek çocuk. Tek çocuk. Misafirlere hoş geldiniz tamam bitti mi deyip gidermiş. Onun için o onur zaten var. Fakat işte bu şey olarak doğru dürüst bir sinemamız olsun bizim. Hem seyirciye hitap etsin, kimse zarar etmesin, prodüktörü zarar ettirmeyelim. Hem bir kalitesi olsun, hem bir mesajı olsun, insanları düşündürsün, bir şey versin. Şüphesiz. Yani çok zor bir şey. Tabii ama bir şey söyleyeyim mi? Tek çocukların bencillikle beraber mükemmelliyetçiliği vardır. Evet, öyle o titizlik aman Allah'ım ya Rabbim, evet. Yani her şey. Evet. Para kazanmakla titizliği yok ama başka her şeyde titizliği var. Başka her şeyde titiz. Yo, Amerika'daki günleriniz çok enteresan. Evet. Evet. Orada şey yani şimdi gönüllü sürgün gittik. Hani ben Amerika'ya gideyim katliyen yani böyle Rogers'ta işte bazı arkadaşları var, diplomat, profesör arkadaşları var. Çok istiyorlar sen Amerika'ya gel, film yap. Onun düşünceleri ilginç, düşünceleri var. Dünya için, insanlığın geleceği için. Düşünen bir insan çünkü. gel katliyen çünkü o burada nasıl söyleyelim bir hedef, bir amaç, onu gerçekleştirecek. Öyle filmler olacak ki nasıl Fransa'da Nouvelle Vague mu var? Evet. İşte İtalyan sineması mı var? Amerikan sineması, burada da öyle bir sinema olacak. Orada kalabilirdi. Orada filmler çevirebilirdi. Tabii tabii. Yönetmen. Ama o içeriği burada bulduğu için o muhtevayı buradan besleniyor. Buradan besleniyor. Fakat seks filmleri dönemi geldi. Ya. Yazabileceği en komik senaryoyu yazdı. O da prodüktöre fazla entelektüel geldi ve biz artık kiramızı ödeyemeyecek bir duruma geldik ve hiç unutmuyorum bir gün eve geldi. Ben de böyle işte piyano çalıyorum filan evde. Çok üzülüyorum ama konuşamazsınız da. Çünkü üzüntülerini paylaşmak istemez, sevinçlerini paylaşır, sarılırdı filan. Gidelim bakalım dedi. Rogers'ın davetini kabul edelim, şu Amerika'ya bakalım ne olacak diye. Ama şöyle söyleyeyim, iyi ki gitmişiz çünkü orada çok takdir gördü. Türkiye'de görmediği takdiri orada gördü. Çok can dostları oldu. Yani şöyle söyleyeyim, inanılır gibi değil ama oradaki bazı işte yazar, sinemacı, profesör dostları arıyorlar. Mesela bu sene 11 Ekim'de bir tarihçi ve yazar bir dostu vardır. Diplomat aynı zamanda. Bruce McGowan, kulakları çınlasın. Bütün gün o yüce adamı düşündüm diye bana telefon etti. Neden biliyor musun? Zaten. Taklitçi değildi. Hayır. Yani hayır. Doğu'nun özgün bir adamı. O, evet. Batı kendi gibi yazanı zaten biliyor. Zaten onu okuyor. Ama onun dışında... Bu özgün bir insan. Başka burada bir dünyanın adamını, dürüst yorumunu, arkasında hiçbir art düşünce olmadan yorum tabii ki ilgi uyandırıyor. Ve de hiçbir şey beklemiyor onlardan. Aman hiç. Yani o Hollywood teklifi yani inanılır gibi değil. Arkadaşı işte böyle artık neredeyse oldu olacak, o Warner Bros falan çalışmaya başladı, Hollywood teklifi. Telefon ettiler stüdyodan. İşte hangi stüdyoydu vallahi hatırlamıyorum. O kadar sevindim ki. Ben artık seviniyorum, bak diyorum. Tamam, bütün parasızlığımız bitecek. İşsiz, istediği film dünya çapında meşhur olacak. Onun filmlerini yerlerin dibine batıranlar da görecekler. Böyle aldı telefonu, hiç unutmuyorum. Önce gülüyor tabii çocuk gibi. Yes, yes, yes. Sonra no, maybe another time dedi, telefonu kapattı. Teşekkür ederim, belki başka bir zaman diye. Beatrice'yi de işle demişler, bir Selçuklu... Yaralı Kartal, bir de Beatrice var. Halbuki Beatrice ama yani onlar da kendi açılarından haklılar kardeşim. Milyonlarca dolar 13. asırda Anadolu'da geçen bir film. Tabii. Milyon dolarlar yatıracak. Şimdi demişler İran'da Hümeyni falan var. Bizim seyircimiz Müslüman kahramandan, yani kahramanın hani kız da bari eşit olsun. Telefon. Başka zaman. Başka zaman. Maybe another time var. Bir de tabii şeysi var, bir şey söyleyeyim mi? Bir Adnan Saygun olayı var, çok hoşuma gitti. O olayı vardı. Gerçi yani. Adnan Saygun ve Üstü Operası için bir kitabı var senin de yani. Evet evet. Ya, o çok önemli yani. Evet o çok yani güzel. O benim onu o kitabımı anlatırım. Seviyorum. Yani hasta yatağındaki durumu. Hasta yatağındaki. Şimdi bu Yorgun Savaşçı o kadar acılar. Yani şöyle söyleyeyim. Sette artık ihtilale doğru gidiyor. İşte cuntaya doğru gidiyor. Ve de anasından, öyle söyleyeyim yani çok özür dileyerek, anasından emdiği burnundan geliyor. Sette su alacak para yok. Su alacak para ve savaş sahneleri çekiliyor. Ya korkunç durumlarda. Ondan sonra zaten neticede işte bitti. Nasıl bittiyse Yorgun Savaşçı bitti, bir mucize gibi. Ve de çok ağır bir ameliyat geçirdi hastanede. Çok zahmetli, çok zor ve çok ağır bir ameliyat geçirdi ve de oturamıyor. Yani öyle bir ameliyat ki oturmasına imkanı yatıyor ve ameliyattan işte birkaç gün sonra, çok ağır bir ameliyat. Baktı, gazetelere bakıyor, Adnan Saygun'un 2. senfonisi çalınıyor. İmkansız, gidecek ona. Zaten senfonist ve opera. İkinizin çok işte müşterek taraflarınızdır. Evet. Zaten ikinizden başka kimse de Cumhuriyet dönemi bestecilerine yok. Yani bu bir anlayış meselesi. Cemal Reşit'len Adnan Saygun'u zorla kabul ettirdiğini söylüyorsun ki öyle. Evet. Neyse şimdi biraz bu uyanma var. Biraz uyanma var ne yazık ki. İşte şimdi her neyse daldan dala atlamayalım. Gidecek. Nasıl gidecek? Oturamıyor. Yani çok ağır bir ameliyat ama bir şeye karar verdiği zaman hiçbir güç yeryüzündeki veya ilahi hiçbir güç onu bir şeye karar verdiği zaman geri döndüremezdi. Gideceğiz pijamayla. Kalktı cumartesi sabahı. Pijamasının üstüne paltosunu giydi. Tabii kaçacağız hastaneden. Doktor bunu duysa bağlayacaklar. Yatağa bağlayacaklar. Kalktık. Bir taksi. Kendi işte halasının kızının Ayşe'nin Teşvikiye Sağlık Evi hastanesinden Semiha Hanım da orada vefat etmişti. Oradan sık sık taksiler geçer ve kucağıma yattı. Çünkü oturamıyor. Kucağıma yattı. Kalktık gittik. İçeri de giremediği için arkada durduk. 1. bölümdeydi Allah'tan 2. senfoni. 2. senfoniyi dinledik. Yine gizli gizli oradan kaçtık. Demek ki Allah'tan o saatlerde vizita yoktu veyahut da başka bir şeye yordular filan. Tekrar gizli gizli paltosunu çıkardı. Pijamalarından yatağa girdi. Yani inanır mısınız, görmüşler birileri. Görmüş. İşte Özer Sezgin vardı, Mükerrem Berk vardı o tarihlerde. Görmüşler, arkada Halit Refiğ durdu ve gitti. Adnan Bey de biliyor çok ağır bir ameliyat geçirdiğini. Böyle yarım saat falan geçmeden o oda kapısı, hastanenin bizim kaldığımız odanın böyle hızla açıldı, böyle rüzgar gibi. Yani birisi böyle fırtına gibi içeri girdi. Hatta Adnan Bey öyle heyecanla içeri girdi ki Adnan Saygun, başındaki beresi uçtu başından. Ve hiç unutmuyorum, Adnan Bey'in o tarz böyle çok duygusal, coşkulu tezahüratları yoktur. Benim canım Halit öyleydi. Adnan Bey çok mesafelidir. Çok. Daha böyle Kuzey Avrupa tiplidir. Böyle o paltosundan beresi uçtuk. Ve aynen şu lafı söyledi. İşte ben böyle bir dost arıyorum diye. Çünkü onun hiçbir şeyi beklemeden sadece müziğine... Evet. Bir de bir şey söyleyeyim. Nikah şahidiniz de önemli. Nikah şahidi. Oğuz Atay. Oğuz Atay. Ya rahmetli. Hiçbir resim yok Oğuz'cum. Hep Metin Erkan'ı çekmişler. Çünkü o tarihlerde Oğuz Atay nobody. Hiç kimse için. Oğuz Atay'ın benim için bir önemi vardır. TRT'den ödül kazandıktan sonra TRT ödüllerini tek konuşmayı ben yaptım. Başta konuşma yok Oğuz Atay'da. Hayır, yoktur. O öyle şeyler yapıyor. Onun için de. Yoktur. Evet. Aslında tabii hatıra defteri aralıkları var. Evet. Evet. Onlar renk veriyor ve... Çok teşekkür ederim. Çok güzel. İyi ki de yazmış. Çünkü bir müddet sonra baktım bu sıra dışı bir hayat yaşıyorum. Onu anladım. Hatta Metin Erkan'la gülüşürlerdi. Ne zaman anlayacak derlerdi. Yani bizim bir işte davamız olduğunu, Türk sinemasını yüceltmek istediğimizi filan. Bir şey dedi benim canım, 20 sene. Metin dedi ki yok dedi, 1-2 sene içinde anlar dedi. Hakikaten çok sıra dışı bir adamla, yani müzik bilgisi yeter. Şimdi radyoda dinliyoruz işte karşılıklı şey yapacağız, bilmece şeklinde. Ya ben anlayamadım, bu Stravinsky midir nedir, Bela Bartok'un orkestra konçertosunu. Bela Bartok'un orkestra konçertosu diyor. Stravinsky'nin yani bildiğin gibi değil, yani başka türlü bir şey, sadece o değil tabii. Böyle bir taviz vermeden yaşayan bir adam, işte düşünceleri yaptığı filmler falan anladım ve dedim ki benim bir şey tutmam lazım mutlaka. Notlar lazım. Evet. İyi ki de tutmuşum tabii, o hatıra defterlerinin hepsini yazmadım çünkü o çok nazik bir insandı. Yani kendisini için çok kötü şeyler yazanlar, nefret yoktu. Hiç kimse, bizim evimizde 35 sene hiçbir kimse için kötü bir şey konuşulmadı. Hiç. Asla ve katla. Doğru. Asla ve katla. Ama onun için konuşuldu ama... Onun için konuşuldu. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçek her zaman ortaya çıkar. Tabii. Sonradan onu eleştirenler, ona ödüller verdiler. Onu eleştirenlere fevkalade güzel konuşmalar yaptılar. Yani gerçek şeysi de anlaşıldı. Hayır. Onu biliyordu. Yani öyle bir beklentisi yoktu ama yani zamanın varsa bir şey, o filmlerin değerini ortaya çıkaracağını. Hatta bir gün Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden geldiler. Yılmaz Bey de bizim dostumuzdur. Sayın Yılmaz Büyükerşen. Çok sevdiğimiz dostumuzdur. Oradan geldiler. Çocuklar röportaj yapıyorlar. Böyle nasıl iltifatlar. Ben çok şaşırdım. Hatta onlar gittikten sonra canım eşime, Halit'ciğim duydun mu dedim. Böyle söylediler dedim senin için. Yani şimdi söylemek istemiyorum. O böyle pek methedilmekten, iltifatlardan falan hoşlanmazdı. Böyle efsane yönetmen gibi bir şey söyledi. Bu da hiç alışık olmadığımız bir şey. Şöyle döndü bana, hayatında belki ilk defa, ilk ve son defa. İleride sen bunları çok işiteceksin dedi. İleride bunlar çoğalacak dedi. Gerçek sanatçı öyle oluyoruz. Bir gün mutlaka. Bir gün mutlaka. Rilke'nin bir sözü vardır, meşhur Alman eleştirmeni. Ay canım Rilke. Bir kitap şey yapmazsa, bir önüme gelen ben en son bir kitap atarım. Ama yıllar sonra iyi bir kitapsa çıkar. Hiçbir şey ebediyen yok olmaz. Katliyen. O bütün yani işte, büyük İngiliz yazarlar, o Keats nasıl öldü zavallı. O Carlyle'lar, Coleridge nedir onlar? Nasıl yaşadılar? Sefalet içinde Wordsworth falan. Sefalet. Müzikçiler de öyledir. Aslında tabii şey de var. Bir özellik tabii. Müziği bilmeyen de pek başka bir şey bilmiyor. Hayatı kavrayamıyor bende. Kuşatamıyor, yaşamayı kuşatamıyor yani. Ama o alemin, kozmosun, kainatın sesi. Tabii, tabii, tabii. Onu yakalıyor. Anadolu'yu diyorsun da bak şunu söylüyor. Anadolu türkünün çoğu zaman işlediği kötülüklerle değil, ruhunun derinliklerinde acı çeken büyük insanlığıyla ölçmeli. Yolumuzu aydınlatacak şaşmaz ışık bu acı çeken insanlığımızdır. Evet, onun sözü, onu Kemal Tahir'in sözü gibi Karılar Koğuşu'na koydu. Ve tabii ki devletle de Kemal, devlet sanatı ilgilenmesi aslında devlet kavramında onun ilgilenmesidir. Efendim vaktimiz doldu. Yine onun sözüyle bari noktalayalım. Bugünkü özgürlüğüm çok pahalıya mal oldu. Hiç kimseye, hiçbir şey için ömrüm boyunca taviz vermedim. Hiçbir takımın clean malı olmadım. Her zaman düşüncemde, hareketimde hürdüm. Pek çok acılar, yokluklar, çileler pahasına da olsa. Tabii bu çileleri pahalarında sen de en saygın ortağısın. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, biz çok mutlu bir çifttik. Çift olmak çok önemli. Yani gerçekten o kadar büyük bir güç ki. Çok. Bütün zorlukların üstesinden geliyor, hissetmiyorsun bile. Sapanca'da Türker İnanoğlu'nun yaptığı evimizin balkonunda ya karpuz çıkarırdım veya bir çay içerdik ve orada konuşurduk. Onlarla kıyaslanacak bir mutluluk ben tanımıyorum, bilmiyorum. Doğancığım. Geldiğiniz çok teşekkür ederim. Hayır, ben çok teşekkür ederim. Var. Ben çok teşekkür ederim. Efendim bugünkü konuğumuz Gülper Refiğ'di. Halit Refiğ kitabı üzerine konuştuk. Gelecek hafta bir başka konukla yine karşınızda olmayı diliyoruz efendim.